Dünya sinema tarihinde kaçırmamanız gereken 10 şaheser. IMDb sitesindeki en iyi filmlerin listesi bu sitedeki filmlerin derecelendirmesine bağlıdır ve zaman içinde değişebilir. Ancak şimdiye kadar 1. ile 10. kategorideki bu 10 sinematik şaheser bu prestijli sitenin en iyi 200 filmi arasında yer alıyor. 10. film Boks Kulübü. 1999 filmi aynı adlı romana dayanıyor ve psikolojik ve sosyolojik temalı bir sosyal drama. David Fincher tarafından yönetilen ve Edward Norton, Brad Pitt ve Helena Bonham Carter'ın başrol olduğu bir film. 9. film Yüzüklerin Efendisi, Kralın Dönüşü. Bu fantastik destansı film J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'nin 2. ve 3. ciltlerine dayanıyor. Eğer garip yaratıklar, cinler ve periler varlığı ile destansı ve fantezi filmler seviyorsanız Yüzüklerin Efendisi film serisi kesinlikle kalbinizde oturacak. Videonun devamını ve daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olun. Film 11 Oscar ödülü kazandı ve gişede 1 milyar dolardan fazla sattı. 8. film 12 Kızgın Adam. Bu drama filmi sinema tarihindeki en unutulmaz ve en iyi filmlerden biridir. Filmin konusu jüride yer alan yaklaşık 12 erkek teneffüs sırasında ve nihai karardan önce toplanan bir mahkemedir. Sidney Lumet'in yönettiği 12 Kızgın Adam en iyi yönetmen, en iyi film ve en iyi senaryo dallarında 3 akademi ödülüne aday gösterildi ve Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazandı. 7. film Schindler'in Listesi. 1993 filmi Holokost'ta binlerce kaçak Yahudinin hayatını kurtaran ve onları fabrikasında işe alan Oskar Schindler adlı bir Alman iş adamı hakkında. Ünlü Amerikalı yönetmen Steven Spielberg, Schindler listesiyle onur vitrinine 7 Oscar ödülü ekledi. 6. film İyi, Kötü, Çirkin. Batı filmi türünde Spaghetti Westerns olarak bilinen bir İtalyan batısıyla meşhur. İyi, Kötü, Çirkin yönetmeni Sergio Leone tarafından yönetildi. Ve başrolle Clint Eastwood, Elia Wallach ve Lee Wonklip vardı. Filmin dili İtalyanca ve İngilizce. Ve iyi, kötü ve çirkin karakterlerle sahip üç erkeğin heyecan verici maceralarını anlatıyor. 5. film Pulp Fiction, Popüler Hikaye. Pulp Fiction ünlü Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun parlak eseridir. Ve 1994 filmi başrollerinde John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson ve Uma Thurman vardı. Ve bugün kadardaki en avantgard Amerikan filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Pulp Fiction, parlak diyalogları ve eşsiz senaryosu sayesinde sinema tarihinin en iyi filmlerinden biridir. 4. film Kara Şövalye. Kara Şövalye 2008'de Christopher Nolan tarafından yönetilen ve üretilen bir yapımdır. Batman çizgi roman karakterine dayanan film, Nolan'ın 2005'te yayınlanan ilk Batman filminin devamıdır. Christian Bale, Morgan Freeman ve Heath Ledger Kara Şövalye'nin en ünlü aktörlerinden bazılarıdır. Kara Şövalye Heath Ledger için en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi ses düzenlemede dahil olmak üzere 8 akademi ödülü kazandı. 3. film Godfather 2. Godfather 2, 1974 Francis Ford Coppola tarafından yönetilen ve üretilen destansı bir suç filmidir. Bu filmde Al Pacino ve Robert De Niro rol aldı. Godfather 2'nin 1974 akademi ödüllerinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlanmış senaryo, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi film müziği ve en iyi sanat yönetmenliğini kazandığını bilmek ilginçtir. 2. film Godfather 1. Sitenin kısa listesinden 2. film ve sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri. Baba üçlemesinden klasik suç kurgu başyapıtı Francis Ford Coppola'nın ilk bölümü. Godfather 1, 1972 Akademi Ödülleri'nde 11 Akademi Ödülü'ne aday gösterildi ve sonunda en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi uyarlanmış senaryoyu kazandı. 1. film Shawshank'ta Kurtuluş. 1994 Amerikan drama filmi Frank Darabont tarafından yazıldı ve yönetildi ve Tim Robbins ve Morgan Freeman yıldızları bu filmde yer aldılar. Dünya sinemasının en iyi 100 eleştirmeni bu filme 80 puan verdi ve şimdiye kadar sitenin seçilen filmi dünya sineması tarihindeki ilk 250 filmi listesinde.